Sevgili arkadaşlar, sizinle bir konuda açık konuşalım mı? Özge Yağız ve Sıla Türkoğlu'nun popülaritesine dair ince detaylardan bahsedeceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazın. Bir zamanlar çok değil, sadece 2 yıl önce herkes dizide Reyhan karakterine hayat veren, Yemin dizisinin sevilen ve genç oyuncusu Özge Yağız'ı konuşuyordu. Bu kadar güzel ve yetenekli oyuncu varken Özge Yağız'ın videoları neden rekor sayıda izleniyordu? Peki şimdi neden magazin siteleri ve YouTube kanalları eskisi kadar Özge Yağız'dan bahsetmiyor? Hiç düşündünüz mü? Açıklayalım. Sevgili arkadaşlar, oyuncuları gündemde tutan en önemli etkenlerden birinin de haklarında dolaşan aşk haberleri olduğunu kabul edelim. Zaten kendiniz görüyorsunuz. Oyunculuğu ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar güzel ve ne kadar yakışıklı olursa olsun, oyuncuların gündemde kalması ve takip edilmesi için bir aşk hikayesi kadar patlayıcı ikinci bir unsur yok. Özge Yağız ve Gökbek Demirci de bunu yaptı. Herkesin görmek istediği sahneyi gerçek hayata taşıdılar. Çok yakıştıkları söylendi ve dizi aşkı gerçek oldu. Bir anda oyuncular muhtemelen kariyerlerini takip etmeyen ve onlar hakkında hiçbir bilgisi olmayan milyonlarca insan tarafından tanındı. Tüm sosyal medya onlardan konuştu. Aradan birkaç ay geçtikten sonra tam unutulmak üzereyken bu kez ayrılık haberleri yayılmaya başlandı. Yine rekor izlenmeler ve yine herkesin bu ayrılıktan konuşması. Tabii bu da uzun sürmedi. Zaman geçtikçe herkes oyuncuyu tanıdı, ancak kendisi hakkında, oyunculuk kariyeri hakkında diğer bilgilerle önceki kadar ilgilenmedi. Tam da bu noktada ünlü oyuncular barıştıklarını açıkladılar. Tekrar gündeme geldiler ve yine tekrar herkes onları konuşmaya başladı. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Oyuncuların kendilerinin bunu bilerek yaptığını söylemiyorum. Elbette böyle oyuncular var. Özge ve Gökbek ilişkisinde yaşanan olaylar tamamen doğal bir şekilde gelişmiştir. Yine aylar geçti. Peki şimdi Özge Yağız'ı bir yıl önce takip ettiğiniz kadar şimdi de ediyor musunuz? Bence değil. Böyle düşünmemin nedeni şu. Daha önce kanalımda Özge Yağız ile ilgili bir video yayınladığımda izlenme sayısı 100.000'in üzerindeyken şimdi bazen 1.000'i geçmiyor. YouTube'daki diğer kanalları da aradım. Özge Yağız'dan bahseden kanalların reytinglerinin düşük olması dikkat çekiyor. Sevgili arkadaşlar, peki Sıla Türkoğlu'nun bu konuyla ne alakası var diyenleriniz olabilir. Kabul edelim ki Türkiye'de çok iyi oyuncular var. Ancak bakalım hepsi hakkında konuşuluyor mu? Herkesin merak ettiği ve konuştuğu yalnız oyuncuların oyunculukları mı? Tabii ki değil. Oyuncuların özel hayatları ve aşk ilişkileri onları gündemde tutan en önemli etkenlerden biridir. Bazen yorumlarda böyle yazan Sıla hayranlarıyla sık sık karşılaşıyorum. Sıla'yı rahat bırakın, bir daha Sıla'dan bahsetmeyin. Arkadaşlar, konuşulmazsa unutulur. Aşk haberleri biterse takipçi sayısı gözle görülür şekilde düşer. Emin olun. Oyuncuların kendileri bile bunun olmasını istemez. Her oyuncunun reklama ihtiyacı vardır. En büyük reklam ise topluluk arasında olan reklamdır. Bir zamanlar milyonlarca kişi tarafından tanınan ve sevilen oyuncuların daha sonra ortadan kaybolması alışılmadık bir durum değil. Çünkü bir daha hiç görülmedi ve bir daha kimse onun hakkında konuşmadı. İkinci olarak, sevdiğimiz oyuncularla ilgili iyi ya da kötü, yalan ya da doğru konuşulacak. İstesek de, istemesek de. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videolarımızın devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun, kanalımızı birlikte büyütelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.